Denizcilikte zaman hesaplamalarıyla ilgili soru çözümümüze devam ediyoruz. Eğer zaman hesaplamalarıyla ilgili konu anlatımlı videomu izlemediyseniz hemen sağ üst köşede şurada linkini paylaşacağım. Bu konu anlatımını izledikten sonra bu videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi soru çözümümüze geçelim. Şimdi bize sorumuzda LMT vaktimizi vermiş 09.33 iken 007 derece is boylamındaki gemimizde GMT saati kaç olur? Şimdi bu soruyu çözmeden önce hemen buraya bununla ilgili formülümüzü yazalım. Bu formülü bilmemiz gerekiyor. LMT eşittir GMT artı eksi DeLong'tu. Formülümüz buydu arkadaşlar. Burada artı ve eksi durumundan bahsetmiştik. Eğer artı olursa boylam değerimizin ist olması gerekiyordu. Eğer eksi olursa da arkadaşlar boylam değerimizin west olması gerekiyordu. Şimdi öncelikle bu soruda bizler DeLong ifadesinin ne kadar olduğunu belirleyelim. Şimdi arkadaşlar DeLong ifadesini nasıl belirliyorduk? DeLong burada boylam değerine göre bulunuyordu. 1 derecelik boylam değeri eşittir 4 dakikaya denk geliyordu. Burada 7 derecelik bir boylam değerim olduğuna göre bu değer 28 dakikaya denk gelir. Şimdi formüldeki arkadaşlar LMT'yi doğru yazalım. Formüldeki değerleri yerine yerleştirelim. LMT değerim 09.33. Bakın hemen buraya o zaman 09.33 yazacağım. 09.33. GMT değerim istemiş. GMT değerim biliyor muyum? Hayır. O zaman GMT yazacağız. Boylam değerim bakın istmiş. İst olduğunda ne oluyormuş? Artı alıyormuş. O zaman artı koyuyoruz. Ve DeLong'umu ben ne buldum? Buradan 28. Buraya da 28 yazıyorum. Bakın burası artı 28. Ne oldu? Dakika oldu. Yani bunu dakika cinsinden yazdık. Bunu şöyle de yazabilirdik. 0028 şeklinde. Şimdi bu 0028 bu tarafa geçecek. Karşı tarafa eksi olarak geçecek. 0933 eksi 0028 eşittir GMT olacak. Bundan bunu çıkarttığımız zaman 0905 olarak GMT saatimi bulmuş olurum arkadaşlar. GMT saatim 0905'miş. 9'u 5 geçeymiş. Şimdi ikinci sorumuza geçebiliriz. İkinci sorumuzda GMT'yi 0100 olarak vermiş. Zone time'ımızı 0400 olarak vermiş. Gemimiz hangi boylam üzerinde olabilir diye bize soru sormuş. Şimdi burada arkadaşlar öncelikli olarak ne yapıyorduk? Bizim formülümüzü yazıyorduk. Formülümüz neydi? Zone time'lı olan formülümüzü yazacağız. Zone time eşittir GMT artı eksi zone description. Eğer bizim boylam değerimiz ise artı oluyordu zone description'ımız. Eksi ise west oluyordu. Yani west de eksi oluyordu. Şimdi arkadaşlar sorumumuzun çözümüne geçebiliriz. Şimdi burada ne demiş? Zone time'ı istemiş. Zone time yazıyoruz. 0400 eşittir. GMT vaktimiz neymiş? 0100 artı eksi zone description. Zone description'ımız ne olmalı ki? 4 olsun. Bu tarafa geçer. 0300 eşittir zone description'ım. O zaman zone description'ım benim artı 3 olarak bulunur arkadaşlar. Şimdi zone description nasıl bulunuyordu? Buna bakalım. Şimdi zone description'ı bulurken arkadaşlar şu şekilde bir çizgi çekiyordum. Ve bu çizginin tam orta noktasına ben 0000 derece boylamım. Yani Greenwich boylamımı yazıyordum. Daha sonra 15 derece sağına gidiyordum. 15 derece daha sağına gidiyordum. 30 derece oluyordu. 15 daha gidiyordum. 45 derece. 15 daha gidiyorduk. Uzatalım. 60 derece. Aynı şekilde bu tarafa da yapıyorduk arkadaşlar bunu. 15 derece. 30 derece. 45 derece.
60 derece şeklinde. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyorduk biz burada? 0 derecenin 7,5 derece bu tarafı, 7,5 derece sol tarafı, aynı derece 15 derece için de hepsi için bu şekilde yerlerimizi belirliyorduk. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta bulunan bizim değerlerimiz ist oluyordu. Sol taraftakiler de west oluyordu. Hepsini yazalım. Evet. Şimdi benim zone description'ımı bulmuşum. Kaç bulmuşum? Artı 3. Şimdi artılar ist tarafları oluyordu. Bu kısma biz 0 diyorduk. İst olan kısımların artı olanlarına arkadaşlar artı 1, artı 2, artı 3, artı 4 şeklinde gidiyordu. Bu tarafta eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 şeklinde gidiyordu. Şimdi bizim istediğimiz yer neresi? Burası. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar şuradaki noktalar kaça tekamül ediyor? 45 artı 7,5 52,5 dereceye tekamül ediyor. Şurası da 30'a 7,5 ekleyin. 37,5 dereceye. O zaman benim boylam değerimi istemişti. Bakın sorumuzda ne diyor? Boylam değerimiz nedir diyor, değil mi? O zaman benim boylam değerim 37,5 ile 52,5 derece arasındadır derim. Sınav kağıdımıza da 37,5 derece ile 52,5 derece arasında bir yerdedir. Boylam değerim. Şuraya da boylam değerim. 37,5 derece ile 52,5 derece arasında bir yerdedir şeklinde yazarım. Arkadaşlar bu saat hesaplamayla ilgili soru kısmımızı burada noktalıyoruz. Kafanıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazınız. Videomuzu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.